Bugün sizlerle birlikte drone'umuzun ikinci etapını çekeceğiz. Bildiğiniz üzere daha önce komponentleri toplamıştık, gerekli bağlantıları gerçekleştirdik. Şimdi ise elektronik kısmına geçeceğiz, yazılımsal kısımlarına. Onları ayarladıktan sonra drone'umuzu uçurulabilir hale getirmiş olacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle ayarlarımıza kumandadan başlayacağız. İlk başta ekranda ne gördüğümüzü bakalım. Şurada TX yani kumandamızın, vericimizin pil kapasitesinin durumunu gösteriyor. Burada da rakamsal olarak değerlerini görüyoruz. 6 volttayım şu anda, full pilimiz. Hemen şurada 4 tane butonumuz var gördüğünüz üzere. Buradaki ok düğmesi menüye giriş için kullandığımız düğme. Buradaki cancel düğmemizde menünün içinde yaptığımız ayarları kaydetmek ya da kaydı yapmadan çıkmak için kullanılıyor. Bu nasıl oluyor? Mesela menü içinde kaydımızı yaptık, gerekli ayarlamalarımızı yaptık. Çıkış için cancel'a basılı tuttuğumuzda o yaptığımız ayarı kayıt ederek çıkar. Ya da buna bir defa basarsak yaptığımız ayarları hiçbir şekilde işlemeden oradan çıkmış olur. Burada da menü içindeki ileri geri hareketlerimizi sağlayacak 2 tane butonumuz var. Sistem ayarlarımıza gireceğiz arkadaşlar. Cihazımızın, uçuracak olduğumuz cihazımızın modelini seçeceğiz. Burada da seçmemiz gereken model Airplane olacak arkadaşlar. Ben bunu daha önceden seçtim. Şurada model seçiminde Flysky olarak ismini verdim. Hemen zaten başta da şurada görüyorsunuz, Flysky 1 olarak modelimiz seçilmiş durumda. Daha sonra başka yapacağımız ayar var mı, ona bakalım buradan. Bu ayarı yaptıktan sonra şurada arkadaşlar ekranımızın parlaklık seviyesini ayarlıyoruz. Ben 10 yapmışım. Bu 20'ye kadar gidiyor, 0'a kadar da iniyor. Ben 10 yapmıştım. Ona tekrar geri geleyim. Mesela burada bu ayarı kaydetmek istiyorsanız arkadaşlar cancel'a basılı olarak çıkmanız gerekiyor ve oradan kayıt yaparak çıkmış oluyor. Stick modumuz var arkadaşlar. Burada mod 2 olarak kullanıyoruz kumandamızı. Sol tarafta gaz kolumuz var. Mod 1'de fark olarak kanal 3 ile kanal 1'in yerleri değişmiş oluyor. Bunu değiştirmiş oluyoruz. Bunu yapmak için bu kumandada içini açıp buradaki joystick'imizi söküp bu tarafa aktarmamız gerekiyor. Ona gerek yok. Mod 2'de kullanıyoruz. O yüzden burada yapmamız gereken bir ayar yok şu anda. Burada başka ayarımız var mı? Ona bakalım. Şurada AUX switchlerimiz var. Bunu 6'da olacak arkadaşlar. Buna seçerek yükselteceksiniz bu şekilde. 9 yükselterek 10'a getireceksiniz. 10 kanallı bir kumanda haline gelecek. Daha sonra switch A, switch C, D, üstteki yani şu butonlarımız kapalı durumda oluyor sizde. Onların hepsini 10'a getireceksiniz. Yani açık konuma getireceksiniz. Kanalı da 10'a getireceksiniz. Buradan ayarları yaptıktan sonra basılı tutarak düğmemize, cancel düğmemize çıkacaksınız. Sistem ayarlarında yapacaklarımız bu kadar. Setup kısmında da hemen şöyle aşağı doğru inelim. Neler varmış? Biliyorsunuz 10 kanal yaptık kanalımızı, kumandamızı. O yüzden AUX kanallara giriyoruz. Siz de arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman sadece 2 tane joystick'imiz aktif olmuş olacak. Siz buna 10 kanal yaptığımız için kumandamızı, şu switchlerimizi devre dışı duruyor şu anda. Onları devreye sokacağız. Hemen onu yapmak için de şöyle 10. kanal, tekrar 5. kanal arkadaşlar. Ben mesela switch 1'imi atadım. Onun da yanında zaten ismi yazıyor, switch A olarak. Aynı şekilde kanal 5'te switch A'mız kayıtlanmış durumda. Aynı şekilde aşağı inerek ok tuşlarıyla bunların isimlerini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. 7'de joystick'imiz var, ilk joystick'imiz. 8'de ikinci joystick'imiz var. 9'da şu switch'imiz. 10'da da bu switch'imiz var arkadaşlar. Şuradaki switch'lerimizin şu 2 konumlu switch arkadaşlar. Şunlar tek konumlu hepsi. Bu şekilde fonksiyonlarını ayarlıyoruz buradan. Bunu da ayarladıktan sonra cancel basılı tutarak çıkacaksınız. Ben basarak çıkacağım, daha önce ayarladığım için. Hemen subtrim ayarlarımız var arkadaşlar. Bunlar da birazdan drone'umuzun ekranı açınca söyleyeceğim bir şeyler. Burada drone'un üzerindeki değerleri sıfırlayabilmek için buradan subtrim ayarları yapabiliyorsunuz ya da buraya hiç girmezsiniz, şuradaki ayarlardan ayar yapabilirsiniz. Onları da göstereceğim. Buradan çıkıyoruz. Başka Bir ayarımız var mı burada? Burada yapacağımız başka bir ayar yok. Buradan geri geldik. Kumandamızın ayarları bu kadar arkadaşlar şimdilik. Hemen vakit kaybetmeden drone'umuzun üstüne geçelim. Evet arkadaşlar, drone'umuzu da geçecek olursak biliyorsunuz burada daha önce sorularda sordular. Şurada buzzer'ımızın pin girişi var. Burada da pilimizin voltaj ölçümünü yapabilmek için güç devresinden direkt aldığımız güç kartımıza verdiğimiz voltaj var. Burada sadece ölçüm yapıyor arkadaşlar. Kartımıza güç vermiyor. Onu aklınızda tutun. Bu sadece ölçüm yapabilmek için. Burada önünde dirençleri var çünkü. Direkt voltaj vermiyor kartımıza. Drone'umuzun havada uçar vaziyetteyken pilimizin durumunu kontrol ediyor kartımız. Ve bize pilimiz eğer bittiyse sesli olarak bize bildirim veriyor. Drone'umuza güç veriyoruz. Bu arada pervanelerimiz takılı değil. Onu unutmayın. Daha ayarlarımızı yapmadık çünkü. Öyle varsayacağız. Ben yaptım daha önceden. Şimdi o yaptığım ayarları sizlere göstereceğim. Şuradaki menü tuşumuz arkadaşlar. Bu ileri ve geri tuşlarımız şunlar. Bu da silme tuşumuz. Hemen menü tuşuna basıyoruz. Öncelikle şuradan motor drone tipimizi seçeceğiz. Onun için şuradan hemen bulalım. Şuna giriyoruz arkadaşlar. Motor tipimize, ya daha doğrusu kaç tane motorumuz var, drone'umuzun şekli nedir onu bulacağız. Bizim quadcopter X modeli oluyor. Artı değil yakıp bakın yanlış olmasın. X modelimiz. Onu seçtikten sonra buradan çıkıyoruz. Şurada da seçili drone tipimizin ne olduğunu görmek için buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada X modelimizin olduğunu görüyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü motorların isimlerini veriyor bize, nasıl bağlamamız gerektiğini. Birinci motorun pervane dönüş yönünü, ikinci motorun ve üçüncü ve dördüncü motorun dönüş yönlerini gösteriyor. Buradan siz de motorlarınızı kontrol edeceksiniz. Eğer dönüş yönlerimiz farklıysa ESC'den biliyorsunuz motora 3 tane kablo geçiyor. O ESC'deki 2 kablonun yerlerini değiştirdiğiniz zaman motorumuzun dönüş yönü değişir. Eğer yanlışsa. Buradan çıkıyoruz. Bunu yaptıktan sonra önce bir drone'umuzu kalibre edeceğiz. Drone'umuzu düz bir zemine alıyoruz arkadaşlar. Terazili olursa daha iyi olur. Drone'umuzun denge ayarını yapacağız çünkü. Buna bir defa basıyoruz. Düzgün bir yere koyduktan sonra drone'u. Bir daha burada gerekli bilgileri veriyor bize. Drone'unuzun ayarlanacağını söylüyor. Ve başlatıyoruz. 5 saniyelik bir ayarlama süresi var kendisine. 5 saniyelik bir taramadan sonra kendisini kalibre etmek için bize okeylememizi istiyor. Bunu yaptıktan sonra drone'umuzun denge ayarını yapmış oluyoruz. Bunu da yaptık. Daha sonra PID ayarlarına gelelim. PID ayarlarını arkadaşlar ben yaptım daha önce. Onları sizin yapmanızı istiyorum bu şekilde. Rol ayarımız mesela arkadaşlar 30, 100, 0 ve 20 olarak ayarlamışım. Bunları da sizin de aynı yapmanız gerekiyor. Rol ayarları ve pitch ayarları aynı oluyor arkadaşlar. Kendisi otomatikman geçiriyor aynı değerleri. Rolde ayarladığınız pitch'te de aynısını geçirmiş oluyor. Burada yav eksenimiz, yani drone'umuzun kendi etrafında dönme ekseni bu arkadaşlar. Onları da 50, 20, 0 ve 10 olarak ayarlamamızı çıkıyoruz. Buradan recovery test modumuz var arkadaşlar. Kumandamız şu anda açık arkadaşlar. Hemen şuradan gaz kolunu verdiğim zaman gazı, mesela şurada 0'dı görüyorsunuz arkadaşlar. Gazı fullediğim zaman full gaz diyor. 107 değerini alıyormuşuz ve drone'umuzun uçtuğunu varsayalım şu anda. Buradan rekorumuzu, yani kumandamızı test ediyoruz. Alıcımıza ulaşıyor mu verileri. Buradaki değerlerin hepsinin 0 olması lazım normalde arkadaşlar. Bizim şu anda ben uçuşumu ayarladım. Kendime göre trim ayarları yaptığım için şu anda bu değerler bu şekilde duruyor. Siz de normalde başta bunları sıfırlamanız gerekecek. Onu nasıl yapacaksınız? Hemen şöyle kumandaya gelelim bir daha. Biliyorsunuz şuralarda saptırım ayarları var. Buna elektronik olarak da yapabilirsiniz ama buradan yapmanız daha basit. Şu stream'in değerini şu trim ayarıyla yapabiliyorum. Onu da hemen şimdi buradan ben kaktıracağım. Ekranda göreceksiniz zaten. 2 değerimiz varmış orada. O 2 değerimiz 1'e eşitleyeceğim. Mesela şu anda sağ tarafı kaktırdığım zaman 121'e doğru gidiyor. Yani sola doğru trim ayarını geri çekmem lazım. Sola doğru bastığım zaman trimi, bakın 1 oldu değerimiz. Şimdi 0 ayarlayacağım. 0 ayarladım. Trim ayarlarımızı eşitlemiş olduk. Siz de bu şekilde sıfır ayarlayın. Ben daha önce de ayarladığım için yine 2'ye çektim. Uçuş esnasında ayarlayabilirsiniz bunları. Mesela drone'u sağa çekiyor. Sağ trim, sol trim ayarlarıyla bunu ortalayabilirsiniz drone'unuzu. Sağ sol sapmalarını engelleyebilirsiniz. Hemen bunu yaptıktan sonra geri çıkalım. Buradaki işimiz bittiğini varsayıyorum. Hemen burada da kollarımızın hangi değerlerde olduğunu buradan da görebiliyoruz görsel olarak. Hemen mode setting diyor. Burada yapacağımız şey sadece self level kısmını AUX ayarlamak. Onu da AUX'u zaten şuradaki switch'e atamıştık. Orada çalışıyor. Hemen buradan geri geliyorum. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Stick skala diye bir yazımız var. Hemen şuraya giriyoruz arkadaşlar. Burada da değerlerimizi görüyorsunuz. Bunlar buradaki ayarlarımızı arkadaşlar 35, 35 ve 85 olarak ayarlamamız gerekiyor şimdilik. Bu drone'umuzun kumandadan verdiğimiz kontrollere göre verdiği tepki şiddetini söylüyoruz arkadaşlar. Siz %100 de yapabilirsiniz ama daha fazla hızlı olacaktır, agresif olacaktır drone'unuz. 35 ideal. Sağ sol ileri geri için ve kendi ekseni dönmesi için 35 ideal. Gaz kolumuzda %85'ini direkt drone'umuza bildiriyor. Hemen buradan da çıkıyoruz. Burada bir yapacağımız ayar var mı ona bakalım. Burada minimum gaz ayarı diyor arkadaşlar. Drone'umuzu ARM yaptığımız zaman pervanelerin ilk başta kendi kendine dönmesini sağlayabiliriz buradan. Bunu da bu şekilde buradan giriş yapıp ona getirirsiniz arkadaşlar. 10 idealdir. Ona getirip bıraktığınız zaman drone'umuzu ARM yaptığımız zaman kendi kendine motorlarımız dönmeye başlayacak. Onu ilk başlayanlar için 0'a getirmemiz daha iyi. Çünkü ilk çalıştığı anda heyecanlanabilirsiniz. Bir yere çarpar bir şey olur. O yüzden 0 durdursun daha iyi. Burada yapacağınız başka bir ayar. Evet. Şuradaki alarm voltaj alarmı diyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi benim pilim 3S yani 11.1 volt. Ben 11 volta geldiği zaman pilim bana buzzer'dan bildirim versin diyorum. O yüzden 110'a ayarladım. Mesela sizin 7.4 volt olur. 2S'lik bir depo pil takarsanız. Eğer öyle olursa 74 yapacaksınız yani bunu. 73-74 yapmanız gerekiyor. Pilimizin seviyesi düştüğü zaman alarm veren bu. Hemen buradan çıkıyoruz. Buradaki ayarlarımızda bir şey var mı? Burada bir ayarımız yok. Burada da bir ayarımız yok arkadaşlar. Self level setting diyor arkadaşlar. Buradaki ayarları oynamanıza gerek yok ama sizde farklıysa 53 ile 13'e getirebilirsiniz. Şu şekilde 53 ve 13 yapacağız. Kameramız yok. Burada sensörlerimizin ayarları var. Onlara girmemize gerek yok. Zaten kalibre etmiştik drone'umuzu. Daha sonra bakalım burada bir şey var mı? Motor şekillerimizi seçmiştik. Başka yapacağımız bir şey kalmıyor arkadaşlar drone'umuzun üzerinde. Geri geliyoruz. Daha sonra gücümüzü kapatıyoruz ve bir daha açtığımız zaman ayarlarımız yapılmış oluyor zaten. Açıldı. Her şey tamam şu anda arkadaşlar. Uçuşa hazır. Motor yönlerimizi baktıktan sonra zaten pervanelerimizi takıyoruz ve uçuşa geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar drone'umuzu uçurmaya geldik. Öncelikle kumandamızı açıyoruz. Kumandamızdan veri gönderdiğine emin olacağız. Sonra drone'umuzu güç veriyoruz. Drone'umuz kurulumu yaptıktan sonra drone'umuzun uçmasını sağlayabilmek için öncelikle şunu sağa çeviriyoruz. ARM yapıyoruz. Üstte zaten görüyorsunuz. Yakınlaştırıyor şuraya. ARM edildiğini söyleyen ibare var. Yine drone'u kapatmak istiyorsanız da sola doğru çevirdiğinizde gaz versek de drone'umuz çalışmaz. Şimdi ARM yapıyorum bir daha. Şu anda gaz verirsem motorlar dönmeye başlayacak. ARM yapmadan uçuramazsınız arkadaşlar. Şimdi uçuşunu izleyelim. Drone'umuzu topladık, gerekli ayarlamaları yaptık. Daha sonra uçuşunu gerçekleştirdik. Gayet güzel bir şekilde uçurduk. Eğer takıldığınız bir nokta varsa bize ulaşabilirsiniz yorumlar kısmından ya da premium üyeliğimiz var web sitemizde. Oradan üye olarak direkt bizden cevap alabilirsiniz WhatsApp grubumuzdan. Kanalımıza abone değilseniz hala abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarak takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda üye olarak arkadaşlar oradan daha önceden hangi videonun çıkacağını, ne üzerine çalıştığımızı haberdar olabilirsiniz. Tam şu taraftan arkadaşlar kartlar bölümünden bir önceki videomuza ulaşabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.